Ermenistan bölgede gerilimi artırmayı sürdürüyor. Karabağ'daki Azerbaycan topraklarına bulunan silahlı çeteler Azerbaycan mevzilerine saldırmak için her yolu mübah sayıyor. Bu kez 2. Dünya Savaşı'ndan kalan bir yönteme başvurdular. Şöyle yaptılar. Bir köpeğin boynuna patlayıcı bağlayıp Azerbaycan mevzilerine yolladılar. Tasmasında uzaktan kumandalı patlayıcı olan bu köpek yasa dışı Ermeni silahlı bir grup tarafından silah olarak kullanılmak istendi. Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarındaki yasa dışı Ermeni silahlı grupları bir köpeği kamikaze gibi Azerbaycan ordusunun Hocavent bölgesi istikametindeki mevzilerinde nöbet tutan askerlere karşı terör eylemi girişiminde bulunmak için kullandı. Uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı taşıyan köpek Azerbaycan mevzilerine doğru hareket etmeye zorlandı. Ancak saldırı girişimi sinyal kesiciler sayesinde engellendi. Vicdan ve insanlık yoksunu saldırı girişimi akıllara 2. Dünya Savaşı sırasında Ruslar tarafından Alman tanklarına karşı kullanılan bir yöntemi getirdi. Ruslar aç bıraktıkları ve patlayıcı bağladıkları köpekleri koşullanma yöntemiyle Alman tanklarını imha etmek için kullanıyordu. Ermenistan ve Amerika Birleşik Devletleri Ermenistan'da ortak tatbikata başladı. Açıklamaya göre tatbikatın amacı barış misyonlarında görev yapacak personelin birlikte çalışma kapasitesini artırmak. Rusya ise tepkili. Ermenistan sırtını Amerika Birleşik Devletleri'ne yasladı. İki ülke orduları 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde Ermenistan'da ortak tatbikata başladı. 20 Eylül'e kadar sürecek Ortak Kartal tatbikatının açılış töreni Zar Eğitim Merkezi'nde yapıldı. Tatbikata 85 Amerikan ve 175 Ermeni askeri katılıyor. Açıklamaya göre tatbikatın amacı uluslararası barışı koruma misyonlarına katılan birliklerin birlikte çalışma kabiliyetini geliştirmek. Rusya Erivan'a tepkili. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov G20 zirvesi sonrası yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nden saldırgan bir NATO ülkesi olarak bahsetti ve Ermenistan'ı uyardı. Tabii ki saldırgan bir NATO ülkesinin Transkafkasya bölgesine girmeye çalışmasından iyi bir şey çıkamaz. Bunun Ermenistan'da dahil kimse için iyi bir durum olduğunu düşünmüyorum. Amerikalılar nerede ortaya çıkarsa orada hiçbir şey yolunda gitmez ve dünyanın her yerinde askeri üsleri var. Çoğunlukla kendilerine siyasi çıkar sağlamak için bir şeyler karıştırmaya çalışırlar. Ermenistan'ın adımlarından üzüntü duyuyoruz. Rusya, tatbikatın duyurulmasının ardından Ermeni Büyükelçi'yi Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak uyarmıştı.